Şimdi bu fiyon kısmına geçelim. Bunun içindeki azıcık elyaf var. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İsterseniz bunu şu şekilde durması için buraya küçücük küçücük dikebilirsiniz şu saç bandına. Ben dikmedim. Ama dikmeyi düşünüyorum. Kımıldamaması için. Bu arada bunu buraya da dikmedim. Onu da dikebilirsiniz. Şöyle şurada küçücük. Bakın. Tutturursanız. Bunu yapmak için 10 tane zincir çekiyoruz. Sonra son battığımız zincire değil, son çektiğimiz zincire değil, ondan bir önceki zincire böyle tek kanadını alıyoruz. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yaptım. Son battığım sık iğnenin üzerine, son battığım zincirin üzerine bir tane daha batacağım. 2 tane batacağım, pardon. Yani toplam şununla birlikte 3 tane olacak. 1, 2 tane battım. O ilk battığımla birlikte 3 tane oldu. Bu bizim dönmemiz, rahat dönebilmemiz için. Şimdi yaptığım sık iğnelerin karşısına yine sık iğne yapacağım. Giderken bir kanatlarını almıştım. Dönerken de bu zincirin diğer kanatlarını alacağım. Böyle zincirin diğer taraftaki kanatlarını alıyorum. Hepsinin. Şimdi son ilk yaptığım sık iğnenin, ilk yaptığım sık iğneyi battığım zincirin diğer kanadına batıyorum. Sonra aynı deliğe bir tane daha batıyorum. Şuradan aynı mantık yaptık. Başlardakine sadece 3 tane battık. Üçü de biri bu taraf için, biri bu taraf için, birisi de karşısında. Yani şu ilk başladığım yerin üzerine batıp şöyle yapalım. Devamında dümdüz burayı örüyorum. Artırma eksiltme yapmadan. Bu arada ilk sıramın sonunu söyleyeyim. İlk sıranın sonu sık iğne sayısı 20 tane. Şimdi her sırada 2 tane eksiltme yapacağız. Bu eksiltmemizin biri sağ taraftan, biri sol taraftan. Şöyle bunu katlıyoruz. Bir tane buradan, her sırada bir tane buradan, bir buradan, bir buradan eksiltme yapacağız. Bu eksiltmeyi de tam şu karşıya gelen 2 tane daha. Bu ikisinden birini aldım, sonra diğerini alıyorum, bir tane eksiltmemi yapıyorum ve yaptım. Sonra diğer ara kısmını yine düz yapıyorum. Bu kısmı düz yapıyorum. Bu böyle daha puf puf, daha güzel bir fiyonk diye düşünüyorum. Şimdi bir tane de şu karşıdaki bu iki tanesinden yapıyorum. Ve yaptım. 20 tane de 18 tane kaldı. İkinci sıranın sonu. Şimdi yine devam edelim. Her sırada bir sağdan bir soldan artırma eksiltme yapacağız. Yine şöyle katlayalım. Yine burada bakın şu tam baştaki bir tane eksiltmemi yapıyorum. Bir tane de yine buradan. Bu şekilde her sırada ve iki uçtan da birer tane eksiltme yapıyoruz. Her sırada aslında 2-2 düşecek. Saymanıza gerek bence yok. Ara kısmını dümdüz örelim. Şöyle şu katlamayı kaybetmeyelim. Bakın bir tane de buradan. Yine aynı şekilde burada bu şekilde her sırada sağdan ve soldan eksiltme yapıyoruz. Bakın fiyonkumuz çok güzel kalın bir şekilde oluyor. İçine çok küçük bir miktar ben elyaf da koydum. Daha böyle kalın dursun diye.
yapıyorum. Buradan da bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde aslında devam eden sıralarda şey yapalım. Bir sağdan bir soldan eksiltme yaparak devam edelim. Bakın böyle kaçıncı sıradayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayım. 7. sıramı tamamladım. Etrafın sayısı da 7 tane kaldı. Sizinki 8. sırada 7 kalmıştı. 6. sırada ya çok da takılmayın. Şu şekilde olduysa sıkıntı yok. Zaten bu şekilde amacımız. Şimdi içine çok küçük bir miktar ilaf koyalım. Kesme. Şöyle. Yeterli. Sadece bunun hafif bir dolgun görünmesi için tokamızın. Ya da azıcık bir şey daha koyayım. Şimdi koyarım ilaf ama şu şöyle bombelenmesin, öyle çok fazla istiyorum. O yüzden. Tamamdır. Şimdi bakın şey tane kaldı. 7 tane kaldı. Şimdi artırma eksiltme yapmadan örelim. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan 3 sıra örelim. Sonra da buradan geri açacağız. 3 sıra çok olur gibi geldi. Geri 2 sıra ördüm. Çünkü buradan da tekrar açılacak şu orta kısmı da şey, ben onu da göz kararı örmüştüm, yazmadım. O yüzden ama bu şekilde. Şimdi bakın şöyle saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sırada etrafın sayısı 7 taneydi. Şimdi sağdan ve soldan artıracağız her sıra. Şimdi böyle katladığımızda tam yan tarafa gelenden aynı sık iğnenin üzerine bir tane daha batıyorum. Sonra bu ara kısmı düz örüyorum. Aynı şekilde burada da bir tane artırma yapıyorum. Ara kısmı yine düz örüyorum. Sonra yine burada artırma yapıyorum. Her sırada sağdan ve soldan şöyle katlayın. Tokamız böyle düzken böyle katlayın. Her sıra sağdan ve soldan. Bunu da aynı şekilde bu fiyonku istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. O ilk başta çektiğimiz 10 tane mi zincir çekmiştik. Onu mesela büyüterek daha büyük fiyonklar da yapabilirsiniz. Çocuklarınıza kendiniz toka yapabilirsiniz aslında bundan. Şimdi çok tatlı güzel bir fiyonk oluyor. İçi böyle dolu dolu. Şimdi buradaki artırımı yapıyorum. Her sırada bir tane sağdan bir tane soldan artırma yapıyorum. Kaç tane olana kadar? 20 tane olana kadar. Çünkü başladığımız yer 20 idi. Hiç saymanıza gerek yok. Ben de saymıyorum. Şöyle katlayalım. Buradan artırımı yaptım. Bu şekilde bakın hiç saymanıza gerek yok. Her sıradan şöyle katladığınızda en yana gelen kısımdan bir buradan artırma yapıyorsunuz. Bir buradan her sırada 20 tane olana kadar. Peki, 20 tane oldu. Bakın kaç sıram? 2, 4, 6, 7. 7 sıra ördük. Sonra 2 sıram, bu aradaki 2 sırayı düz ördük 7, 7 olarak. Sonra artırmaya başladık. 2, 4, 6, 7. 7 sırada buradan ördük. Etrafın sayısı 20 tane olana kadar her sırada sağdan ve soldan artırma yaptık ve böyle çok güzel bir fiyonkumuz oldu. Şimdi içine elyafımızı yerleştirelim. Şu ara kısmı da elyaf yerleştirelim. Orası şey olmasın, zayıf olmasın. Şöyle birazcık çok elyaf koyalım. Bu da bu taraf için. Şimdi bunun çıkmasına izin vermeden isterseniz bu aşamayı iğneyle dikebilirsiniz. Kesinlikle daha güzel olur. Ama benim gibi tez canlıysanız ben şimdi tığla yapacağım. İğne kadar şey olmasa da tığla da güzel oluyor ama iğne tabii ki daha güzel olabilir. Şimdi bir tane buradan alıyorum. Bir tane karşı taraftan. Çekiyorum. Bir buradan, bir karşı taraftan. Çekiyorum. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane karşı taraftan alıyorum.
Bu şekilde gayet pratik bir şekilde burayı kapatıyoruz. Parmağımıza bir yandan elyafları içine itelim. Tamamdır. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Ve şu an istediğim gibi oldu. Şimdi bunu buraya bağlayalım. Son olarak bunun bandı var. Onu yapacağız. Babanın böyle çok güzel bir tatlı tokası olacak. Şimdi 10 tane zincir çektim. Şöyle bir etrafına ölçün. Benim şu an tam geliyor. Sonra 10-11 pardon. Şimdi dönüş payını düşünmedim. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine şöyle çakma sık iğne yapıyorum. Tığın başında doladım. İkisini birlikte çekiyorum. Tığın başında doladım. Hepsini birlikte çekiyorum. Tığın başına oldum. Hepsine bunu yapacağım. Sonuna kadar. Şunu da yapalım giderken. Yine aynı şekilde örgümüzün içine katalım. Ve sonuna kadar yaptım. Şimdi başladığımız yere batıp bunun içinden geçiriyoruz. Bir de zincir kısmını batıyorum. Yine karşıdaki zincire batıyorum. Aynı şekilde bunun içinden geçiriyorum. Sonra 50 tane zincir çekiyorum. Şimdi 50 zincirimi çektim. Bir tane kafasına deneyelim. Şöyle. Siz de bebeğinizin ne olur ne olmaz bir tane deneyin. Hani 50 zincir şart değil. Sıkı tutmasını istiyorum. Sanki bak, bakın bu küçük gibi geldi bana. Aynen ona 50 zincir geçmişti. El sıkılığı falan her şeyi fark ediyor. Bayağı çekmem lazım. Niye bu kadar fark oldu anlamadım. 60 tane olsun. Dört, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Şöyle tutalım. Bence 3 tanesini sökeyim ve yetecek. 58 tane. Çünkü gergin olmasını istiyorum bunun. Aynen. Yeterli diye düşünüyorum. 1, 2 tanesini söktüm. Yeterli. Şimdi başladığım yere batıp bunun içinden geçiriyorum. Geri dönelim. Şimdi hepsine ikili trabzan yapacağız. Her zincire. İkili trabzan. Bu şekilde her zincire ikili trabzan yaparak sonuna kadar gelelim ve bant kısmını yapmış olalım. Şimdi şu önündeki fiyonk bölümündeyiz. 8 tane zincir çektim. Son çektiğim zincir değil, ondan bir öncekine batıyorum. Bu şekilde üzerine sık iğne yapıyorum. 7 tane sık iğne yaptım. Geri dönüyorum. Yine aynı şekilde 7 tane sık iğne.
şekilde devam ediyoruz. Kaç sıra boyunca? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5'tir muhtemelen. 6, 7, 8, 9 sıra boyunca. Şimdi sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra boyunca yaptım. Bakın şöyle yaptığım zaman gayet güzel bir fiyonk oluyor. Ben hiç koparmadan ipliğimi şu yanına geçmek istiyorum. Böyle yanına doğru, ortasına doğru sık iğne yaptım. Şimdi şuradan şöyle böyle. Bakın küçük bir fiyonk yaptım. Şu ipliğimi böyle getirdim. Bunu biraz sıkalım. Bu aşamalarını bağlayabilirsiniz. Ben ha ipimi koparmadan yapayım diye bu şekilde yaptım. Yoksa istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burayı orada ipinizi kopartıp bunu bağlayıp da yapabilirsiniz. Tamamen siz bilirsiniz. Şimdi belinin çevresince burayı dolanacak şekilde zincir çekelim. Sonra buraya hazır ben üzerine geçirdikten sonra bunu bağlamıştım. O kısmı siz bilirsiniz. İsterseniz iki tane zincir çekin, iki parça olarak arkasından bağlayın ama ben şuradan belini çevrilecek kadar zinciri çektim. Bunu buradan tutup buradan buraya gelene kadar zinciri çektim. Sonra burada hazır üzerindeyken bağlayıp sonra kestim. Bu tamamen buraya kaldı. Şimdi çekeyim kaç tane olduğunu size söyleyeyim. Şimdi ben 35 tane zincir çektim. Başladım. Orta kısmından böyle atıyorum. Biraz ipimizi sıkalım. Dediğim gibi bu aşamayı dik edebilirsiniz. Ben böyle tığla yapmasını daha çok seviyorum. Bakın gayet güzel oldu. Ben öbürünü de aynen bu şekilde yapmıştım. İsterseniz bunun burada dönmemesini, sabit durmasını isterseniz küçük küçük tutturabilirsiniz iğnelerle. O zaman hiç bozulmadan bu sürekli bu şekilde burada duracaktır. Ve onun dışında kıyafetimiz hazır.